Valla ben onların yaşındayken zaman zaman işte büyükler bizim gibi şirketlerde çalışanları dinlediğimde bazı şeyler böyle uçup giderdi. Hatta bir gün teyzem demişti ki keşke şu beynimdekileri sana huni gibi aktarabilsem. Tabii öyle bir dünya yok. Birçok şeyi yaşayarak öğreniyoruz. Ama beni dinleyenlerin aklında kalmasını istediğim birkaç tane şey var. Günümüz dünyasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kere networking diyeceğim. Yani hangi işi yapıyor olursanız olun, ben kendi kariyerime baktığımda her kategorisinde çalıştım Ünlever'in. Üç değişik fonksiyonunda çalıştım. Lokal işler yaptım. Şimdi global ölçekte bir iş yapıyorum. En önemli şeyin gerçekten insan ilişkisi ve insan olduğunu düşünüyorum. Ve bu network'ünüzü kurduğunuz gibi aynı zamanda korumanız ve büyütmeniz gerektiğini düşünüyorum. Yani bir rolden bir role geçerken, bir işten bir işe geçerken sadece bilgi ve tecrübenizi değil, kendinizi değil, networklerinizi de taşıyıp birbiriyle ilişkilendirmeniz lazım. Bu çok önemli bir güç. İkincisi çok çalışkan olmak gerektiğine inanıyorum. Çalışkan olmak zaman zaman gençken imtina edilen şeylerden bir tanesi. Çünkü hayat güzel, gerçekten yapacak bir sürü başka şey var. Doğru. Bu hayat dengesini koruyarak da yapılabilir. Yani yaptığınız her işte iyi olmak için bir kere öncelikle emek vermek gerekiyor. Bu özel ilişkiniz de olabilir. Ben bir anneyim. Annelik yani ebeveynlik ilişkisi için de geçerli. İş hayatı için kesinlikle geçerli. Üçüncüsü de son günlerde özellikle dünyada da çok önemli bir kavram haline geliyor. Ünlever'in liderlik kavramlarının içinde de var. Önce İngilizcesini söyleyeceğim. Resilience. Mutlaka bir yere not edin. Kendini iyileştirebilmek diye çevirmek istiyorum. Ya da eski tabirle düştün ve ayağa kalkma. Bu neden önemli? Çünkü hayat inanın şöyle gitmiyor. Yani dümdüz hep yükseklerde gitmeyecek. İşte hepiniz okuyorsunuz ve ben size gerçekten çok inanıyorum. Kendim bir yeni tabirle Generation Z, yani Z jenerasyonu annesiyim, 2010 doğumlu. Muhtemelen beni dinleyenler ağırlıklı yeni tabirle yine Y jenerasyonu. Oradan bakınca sizlere çok inanıyorum ve sizlerin en önemli özelliği yanlış anlaşılmak. Dolayısıyla bu yanlış anlaşılmanın da önüne geçmek için sizin gerçekten hayatın toz pembe olmadığını şu yaşlarda fark edip yılmadan devam etmeniz lazım. Bizim sizin gibi yeni jenerasyona ihtiyacımız var. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Aile bağları. Ne demek istiyorum? Yine tüm bu kariyer yolculuğunda 60'a kadar olabilir. Kiminiz girişimci olacaksınız, kiminiz bizim gibi profesyonel hayata atılacaksınız. Aile bağları da hangi tür olursa olsun hayatınızın bu uzun yolculuğunda çok değerli. Onlara da gereken kıymeti vermenizi önemli rica ederim bir abla tavsiyesi olarak.